İstanbul son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Yağışların azalmasıyla birlikte kente su sağlayan barajlar kuruma noktasına geldi. Üzerinde bulunduğumuz Büyükçekmece Barajı ise kuraklıktan en çok etkilenen barajların başında yer alıyor. Suyun çekilmesiyle toprakta çatlaklar oluştu. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı hızla düşmeye devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan barajların toplamındaki doluluk oranı şu an itibariyle %18'in altına düşmüş durumda. Bazı barajlarımızda, örnek veriyorum, Kazandere, Elmalı, Büyükçekmece, Sazlıdere barajlarında neredeyse su kalmadı. Yine İstanbul'da son 3 yıldaki barajlardaki yağış miktarlarına baktığımız zaman 2021'de 900 kilogram bölü metrekare iken 2022'de 777, bugün itibariyle 2023 yılında ise barajlara düşen su miktarı, yağış miktarı sadece 480 kilogram bölü metrekare. Tabii ki uzun vadede çözümler üretilebilir ama kısa vadede mutlaka ama mutlaka her birimiz kullandığımız suyun 3'te 1'i kadar tasarruf yapabilirsek İstanbul susuz kalmayacaktır. Onun için hep birlikte yarınların susuz olmaması için kullandığımız su miktarını 3'te 1 nasıl azaltabiliriz konusunda çalışma yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde rahat bir şekilde önümüzdeki yeni yağışlar gelinceye kadar ve sonrasında herhangi bir sıkıntı olmadan güzel sulu günler geçirebiliriz.